Merhaba arkadaşlar. Bu videoda C++ dilinde dosya işlemlerinden bahsedeceğim. Bir program kapatıldığında bazı veriler saklanmak isteniyorsa ya da bir program çalıştığında bazı verilerin diskten okunması gerekiyorsa dosya işlemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Programlama alanında bir dosyaya yazılabilecek en küçük veri boyutu 8 bit yani 1 byte'tır. C++ dilinde dosya işlemlerinde en aktif kütüphanenin fstream olduğunu söyleyebiliriz. Bu kütüphanenin içerisinde dosyaya veri yazmak için kullanılabilecek offstream sınıfı, dosyanın veri okumak için kullanılan ifstream sınıfı ve hem okuma hem de yazma için kullanılabilen fstream sınıfı bulunmaktadır. Dosya işlemlerinde sık kullanılan metotlar dosya açmak veya oluşturmak için open metodu, dosyayı kapatmak için close metodu, dosyadan veri okumak için read metodu, dosyadan bir karakter okumak için get metodu, dosyaya veri yazmak için write metodu ve dosyaya bir karakter yazmak için put metodu bulunmaktadır. Read ve write metotlarında ne kadarlık bir veri işleme sokulacağı bilinmelidir. Bir dosya C++ dilinde farklı modlarla açılabilir. Bunlar out, dosyayı sadece yazmak için açar, in, dosyayı sadece okumak için açar, up, dosyayı var olan verinin sonuna yeni veri eklemek için açar, aten, işaretçiyi dosya açıldığı gibi dosyanın sonuna götürür. Dosyaya veri yazmak ve okumak için bu operatörler başarılı kullanılabilir. EOF ifadesi dosya sonunu ifade eder. Dosyada okunacak bir şey kalmadığında EOF metodu true'u döndürür. Evet, şimdi örnek kodlara geçelim. Dosya işlemi yapmak istiyorsak ekleyeceğimiz temel kütüphane fstream kütüphanesidir. Örneğin bir string verisini dosyaya yazmaya çalışalım. Bu durumda offstream sınıfını kullanıyorum. Bir string tanımladım. Dosyada bir işlem yapmamız için önce dosyayı açmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada open metodunu kullanarak dosyayı açabiliriz ve bir yol belirtmediğimiz zaman, işte uzun bir yol belirtmediğimiz zaman, sadece dosyanın adını yazdığımız durumda bu oluşan exe'nin yanında veya işte eğer bir make dosyasıyla çağırıyorsak make dosyasının yanında bu dosyayı oluşturacaktır. Yazmak için açtığımız için dosya varsa da yoksa da bu dosyayı oluşturacak ve sıfırdan aslında üzerine veri yazmış olacaktır ve var olan veri yok olur eğer içerisinde veri varsa. Evet, buradan mesela write metodunu kullanacağız. Burada bilmemiz gereken şey write metodunda ne kadarlık bir veri yazdığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani burada işte veriyi yazmak istiyorum. Tabii bu bu metot aslında yazacağı şeyi bir char pointer olarak alacağı için C tarzı string alacağı için burada CSTR bu string'i char pointer türüne dönüştürüyorum ve ne kadar uzunlukta olacağını da aslında veri.length ile bulabilirim. Evet, dosyayı mutlaka işlem bittikten sonra kapatmamız gerekiyor. Bu şekilde dosyayı nesnesini tanımladık ve bu dosyayı aç dedik, aynı zamanda dosyayı oluşturmuş oluyor ve dosyaya veri yazma kısmında write metodunu kullandık. İşimiz bittikten sonra da dosyayı kapat işlemini gerçekleştirdik. Evet, masaüstü konumuna geliyorum ve program C++ dosyasını derliyorum. Ve bunu çalıştırdığımda program çalışıp sonlandı ve burada deneme txt'nin oluştuğunu gördüm. İçerisine açtığımız zaman bilgisayar bilimi olarak buraya yazdığını görebiliriz. Şimdi karakter demin bahsettiğimiz put fonksiyonu vardı. Bu put fonksiyonu karakter yazmak için kullanılabilir. O zaman bizim burada dosyayı açtıktan sonra örneğin bir karakter tanımlayalım ve kullanıcı ne kadar gireceğini tam bilemediğimiz için bunu bir sonsuz döngü olarak tasarlıyorum ve kullanıcıdan bir karakter girmesini istiyorum. Ve bunu bu şekilde kullanıcıdan aldım. Eğer sıfır girilmişse bu sonsuz döngüden çıkacağız.
bu şekilde break deyip çıkıyorum. Yoksa geri kalan bütün karakterleri dosyaya yazmak istiyorum. İşte burada da put fonksiyonunu kullanıyorum. Put fonksiyonu bir karakter dosyaya yazmak için kullanabileceğimiz bir fonksiyon aslında. Daha sonra da dosyayı kapatıp işlemi sonlandırıyorum. Evet, tekrar bunu derleyecek olursak ve çalıştırıyorum. İşte mesela S'ye girdim. A. Evet, bu şekilde. Ve daha sonra da 0 girip bunu sonlandırıyorum. Tekrar bir masa üstündeki dosyanın durumuna bakarsak Sakarya yazdığını görebiliriz. Karakter karakter yazma işlemini de bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Evet, şimdi dosyadan veri okumak istiyorum ve diyelim ki isimler txt diye bir dosyam var ve bunu açtığımda her satırında bir ismin bulunduğu bir dosya bulunuyor ve kaç bin, 3000 satır, yani 3000 isim bunun içerisinde bulunuyor ve ben bu isimleri mesela okumak istiyorum. Bu durumda if stream sınıfını kullanabilirim. Bu şekilde bunları değiştirebiliriz. Şuraya kadar silebilirim. Evet, dosyayı açıyoruz ve dosyayı açtıktan sonra bir tane isim diye bir string tanımladım ve while döngüsüyle getLine fonksiyonunu kullanarak bu konsoldan da bir veri alabilir. Komple satırı alma fonksiyonudur bu. Ama yönlendirdiğiniz yer bir dosya ise bunun gibi, dosyadan da bir satır okuyabilir ve okuyamadığı durumda, yani dosyanın sonuna geldiğimizde aslında bu getLine false döndürecektir ve döngüden çıkacaktır. Bu şekilde okuduğum bir satırı, ki her satırda bir isim olduğunu biliyorum, bunu string'e atıyorum ve örneğin mesela burada ismi ekrana yazdırıyorum. Evet, isimler dosyasından okuyacağız. Şimdi bunu bir derleyelim. Evet, gördüğünüz gibi 3000 adet ismi bu şekilde okumuş oldu. Bunları mesela ben bir listeye atmak isteyebilirim. O zaman buradan listeyi ekleyelim. Ve bir liste tanımlayalım. İçerisinde string bulunacak ve isimler listenin ismi. Bu şekilde kullanıcıdan alıyorduk. Burada dosyadan okuyorduk ve dolayısıyla pushback diyerek listenin sonuna, her gelen ismi listenin sonuna ekleyebilirim. Daha sonra da dosyayı kapatıyoruz. Dosyayla işimiz bitti çünkü bütün isimleri okudum. Şimdi bu listeyi bir dolaşalım. İteratör, bir gezici yardımıyla. Nasıl bir iteratör bu? İçerisinde string bulunan bir listenin gezildiği bir iteratör. Ve kaç tane isim olduğunu da yazalım. İsim sayısı 3000 olması gerekiyor. Evet, bu şekilde listeye bütün isimleri yazdık. Dosyadan okuyup sonra listeyi dolaşıyoruz. Evet, derleyip çalıştırdığımız zaman yine listeye ekledikten sonra listeyi dolaştı ve 3000 tane isim olduğunu da buradan görebiliyoruz. Belli bir formatta bir dosyada mesela veriler var ve ben bunları okumak istiyorum. Örneğin şu veri txt'ye bir bakalım. Evet, nasıl bir format? İsim var, boşluk, işte yaş var, boşluk, boy var. Ve türleri mesela ilk kısmın türü string, sonra bir tam sayı gibi düşünebiliriz ama üçüncü kısmın türü bir aslında ondalık sayı, double türünden bir şey düşünebiliriz. Yani bunu ben okuyup mesela bir kişi sınıfı olacak ve bu kişi sınıfın kişi nesnesi olacak. Yani 20 tane burada veri var. Dolayısıyla 20 kişi nesnesi oluşturmak istiyorum. Önce burada mesela bir kişi sınıfı tanımlayalım. Evet, bu şekilde bir kişi
sınıfı tanımladım. İsim, yaş, boy, alt alanları var. Kişi nesnesi oluştuğu gibi bunlara ihtiyaç bulunuyor ve bunlar gönderildiği gibi kişi nesnesi oluşuyor. Ve kişi nesnesinin aslında ekrana yazılması veya bir dosyaya yazılması gibi düşünebiliriz. Nasıl ifade edilmesi gerekiyor? İsim, yaş, boy şeklinde ifadelerin yanında bunların değerleri yazdırılıp oluşturuluyor aslında. Şimdi biz dosyadan kişileri nereden okuyacağız? Veri.txt'den. Burada veri.txt'den okuyoruz. Daha sonra burada aslında isim, yaş ve boy türlerinde, yani double türünde, string int double türünde dosyada veri olduğunu, bu sırada veri olduğunu biliyoruz. Ve farklı bir okuma şekli olarak, daha tabii ki formatlı bir okuma istiyorsak en kolay bu şekilde başvurabiliriz. Nereden okuyoruz? IS'nin ifade ettiği veri txt'den okuyoruz. IS nesnesinin önce diyorum ki bir tane string oku. Daha sonra bir tane tam sayı oku ve yaş değişkenine at. Ve daha sonra da bir double oku ve boy isimli değişkene bu okuduğun double'ı ata. Dolayısıyla bu türde veriler dosyada arayacaktır. Bu formatta olmadığı durumda okuma işlemi sonlanır. Çünkü burada bu formata göre okuyabildiğin sürece devam et diyoruz while döngüsünün içerisinde. Ve kişi K nesnesini oluşturuyorum. İsim, yaş ve boy parametrelerini gönderdim. Daha sonra da bu kişiyi mesela ekrana yazabiliriz okuduğumuz gibi. Bu da nasıl ekrana yazmamızı nasıl sağlıyor? Bu fonksiyonu tanımladığımız için bunu çağıracaktır ve bu şekilde bunu ekrana yazacağız. Ve buradan araya bir çizgi koyalım kişileri ayırsın. Ayırması anlamında. Ve burada da bir satır alta geçiyoruz ve dosyayı kapatabiliriz burada. Evet, bu şekilde aslında okuma işleminin oldukça basit olduğunu C++ dilinde söyleyebiliriz. Evet, tekrar derleyip çalıştırdığımızda dosyadan 20 adet isim vardı ve 20 adet ismin formatlı bir şekilde okunduğunu ve ekrana bizim istediğimiz şekilde yazabildiğimizi görüyoruz. Şimdi de elimizde böyle bir format var. Yani ben bu formatı mesela dosyaya yazmak istiyorum. Dolayısıyla burayı tekrar offstream'e çevireceğim. Bu open olup burası da close diyelim. Ve burada bu sefer şu kısımda kişileri ekrana yazma kısmı diyelim. Ve burada hani tabii ki bu şekilde isim, yaş filan ifadelerini yazmaya da biliriz. Dolayısıyla aslında şöyle yapabilirim. Direkt isim, daha sonra da bir boşluk bırakıp yaş ifadesi gelebilir. Daha sonra yine bir boşluk bırakıp boy ifadesi de buraya gelebilir. Ve daha sonuna da bir satır sonu ekledikten sonra bunu döndürüyoruz. Çünkü bu hani dedim ki ekrana yönlendirdiğimiz zaman ekrana yazacak bir şeydir. Dosyaya yönlendirdiğimiz zaman da aynı şeyi dosyaya yazar. Şimdi dosyaya yönlendireceğiz aslında. Önce mesela 3 tane kişi nesnesi tanımlayalım. Bu ifadeyi kopyalayacağım. Evet, bu şekilde 3 tane nesne var ve bunları ben dosyaya yazmak istiyorum. Belli bir formatta yazmak istiyorum. İşte deminki, çünkü bir daha kapattım dosyayı, açtığımda aynı formatta okumak için o zaman bildiğim bir formatta yazmam lazım. Nedir bu da? İşte string, tam sayı ve double formatında arada boşluklarla ayırarak. Onun için bu şekilde sanki ekrana yazıyormuş gibi bu operatörü kullanarak biz bunu yazabiliriz. Dosyaya yazabiliriz bu şekilde. Ve dosyayı kapatabiliriz. Hangi dosyayı yazıyoruz? Veri.txt'de. Dolayısıyla Veri.txt'de aslında ne yapacaktır? Yeniden oluşturduğu için içerisindeki verileri silecektir. Evet, derlediğimiz zaman çalıştırdığımızda dosyaya bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi demin oluşturmuş olduğum veriler nesne buraya yazılmış oldu. İstediğim formatta yazılmış oldu. Aynı formatı program kapandı, açıldıktan sonra tekrar aynı formatta okuyup bunlar mesela bir veri yapısının içerisinde olabilirdi. O veri yapısının içerisine dosyadan okuyup tekrar geri getirebilirim.
Evet, şimdi tekrar programı çalıştırdığım zaman dikkat ederseniz burada eğer siz bir dosya açma modu tanımlamamışsanız bu dosyayı yeniden oluşturarak açar ki içindeki verileri yok eder. Ama ben içindeki verileri yok etmek istemiyorum. Var olan verinin sonundan devam etmek istiyorum. Yani bir append işlemi, ekleme işlemi, sonuna ekleme işlemi yapmak istiyorsam burada açma modunu belirtmem lazım. Bu şekilde açma modunu belirttikten sonra tekrar derleyip çalıştırdığımızda program veriyi yazmış oldu. Tekrar bir bunu açalım. Evet, gördüğünüz gibi aslında aynı veriyi bir öncekini silmeden aşağıya tekrar yazmış oldum. Bu da aslında dosyayı append modda dediğimiz yani sonuna ekleme modunda açtığı için dosyayı yeniden oluşturmadı ve eski verileri kaybetmemiş oldum. Tekrar bu verileri bir kez daha dosyaya yazmış oldum. Bu şekilde open fonksiyonunu çağırdığımız zaman ikinci parametre olarak dosyanın hangi modda açılacağını eğer varsayılan olarak bir şey belirtmezsek tabii ki dosyayı yeniden oluşturacaktır. İçindeki veri kaybolacaktır. Ama burada işte okuma modunda, yazma modunda veya sonuna ekleme modunda şeklinde açabiliriz. Kısaca bu videoda C++ programlama dilinde temel dosya işlemlerinden bahsetmeye çalıştım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.